Oksijenli solunumda kullanılan organik besin çeşidine bağlı olarak aşağıdakilerden hangisi değişmez demiş. Bakın bir solunum katsayısı vardı hatırlarsanız. Karbonhidrat, lipid ve proteinlerin yıkımı sırasında kullandığımız işte CO2 bölü O2 oranıydı. Yani bir molekülün yıkılırken ortamdan aldığı oksijen ve verdiği karbondioksitin birbirine oranı. Bu ortamdan alınan oksijen miktarı arkadaşlar bu 3 yapı için birbirinden farklıdır. Dolayısıyla ortama verdikleri karbondioksit miktarı da farklıdır ki burada bir oran çıkıyor. Hatırlarsanız proteinde birden büyük, lipitte birden küçük, karbonhidratta yaklaşık bire eşitti. Sentezlenen ATP miktarı neden farklı olabilir hocam? Çünkü içerdikleri hidrojen sayısı, hatırlarsanız yağlarda çok fazla hidrojen vardı. Dolayısıyla ürettiğiniz NADH ve FADH2'ler çok fazla olduğu için bunlar da elektron sistemine elektron taşıma sistemine çok fazla hidrojen, elektron götürecekler. Bu da ATP olarak bize dönecekti. Hatta su olarak. Oluşan son ürün çeşidi farklı olabilir. Hocam bunu nasıl anlayacağız? Proteinlerde biliyorsunuz ki karbondioksit su ve amonyak açığa çıkardı. de deaminasyon reaksiyondan sonra karbon iskeletine uyan yerden solunuma katılırdı. Ama ATP sentez mekanizması Değişmez arkadaşlar. Nadaşlarınızı, fadaşlarınızı götürürsünüz. ETS'ye, ETS'de kemiozmotik yolla işte ATP sentaz enzimi aracılığıyla sentezlersiniz. O mekanizma değişmez. Cevabımız D seçeneği. solunum reaksiyonlarına bağlı olarak sitoplazmadaki karbondioksit oranının arttığı, glikoz miktarının azaldığı, ATP miktarının arttığı tespit edilen bir hücre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenir diyor. O zaman bakalım arkadaşlar. Solunum yaptığı için ATP miktarı artacak doğal olarak. Doğal olarak glikoz miktarı azalacak ve sitoplazmadaki karbondioksit oranının arttığı biliniyormuş. Metabolik ürün olarak amonyak oluşmuştur diyor. Yani oluşabilir mi? Oluşabilir. Ancak biz kesin olarak bir yargıya varabilir miyiz? Varamayız arkadaşlar. Bu olmadı. ETS etkinliğini plazma zarındaki kıvrımlarda gerçekleştirmiştir diyor. Şimdi e, bu zarlı bir organele sahip olabilir mi? Olabilir. Ancak olmayadabilir. Yani prokaryot da olabilir, ökaryot da olabilir. Mitokondri faaliyetinde artış olmuştur diyor. Zarlı organele sahip olmayan yani prokaryotlarda da gerçekleşebilecek bir solunum reaksiyonu olacağından dolayı bunun hakkında da kesin olarak bir şey söyleyemem. Ancak ben bunun fosforilasyon yaptığını söyleyebilirim. Bu bir solunum reaksiyonlarına bağlı olarak ATP üretim şeklidir. O yüzden doğru cevabım D seçeneği olmuş olacak arkadaşlar. Yukarıdaki oksijenli solunuma bağlı olarak kullanılan glikoz miktarının zamana bağlı değişim. Bakın kullanılan glikoz artmış. Kullanılan azalmış ama sonuçta hala kullanılıyor. Kullanılan sabit ama hala kullanılıyor. Şimdi bazen öğrenci arkadaşlar sabit kaldığında hocam reaksiyon yok mu diyorlar. Hayır kullanılan sabit miktarda devam ediyor. Şimdi buna göre diyor yargılarından hangileri söylenemez. T1 aralığında ATP üretimi artmıştır. Kullanılan glikoz artmışsa orada solunum yapılmış. T2 aralığında açığa çıkan karbondioksit miktarı azalmıştır. Nedir? Kullanılan karbon e, glikoza bağlı olarak arkadaşlar karbondioksit çıkardı. Bakın kullanılan glikoz azaldığı için karbondioksit çıkışı da azalmış ama bitmemiş, devam ediyor. T3 aralığında solunum enzimlerinin etkinliği durmuştur. İşte bundan bahsediyorum. Böyle bir şey söyleyemeyiz. Çünkü neden hala bir kullanım söz konusu? O yüzden cevabımız yalnız 3 olacak. Oksijenli solunumun elektron taşıma sistemi basamağında olaylarından hangileri gerçekleşir demiş. Şimdi karbondioksit nerede açığa çıkıyordu? Krebs'te. Elektronların oksijene iletilmesi evet ETS'de artık elektron H artı artı oksijen ne oluyordu? Su açığa çıkıyordu. ATP sentezi demiş ETS'de yapılabilir evet doğru. FADES-2'nin yükselkenmesi demiş yine ETS'de yapılabilir. İndirgenmesi neredeydi? Krebs'teydi. Cevabımız 2, 3 ve 4 olacak. Ökaryot bir hücrede şeklinde özetlenen oksijenli solunumla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez demiş. Bakın organik molekülün yapısındaki kimyasal bağ enerjisi neye dönüşmüş? ATP'ye ve ısıya. Doğru. Tepkimin sonucu bitkilerde fotosentez için ham madde oluşturulur. Bakın karbondioksit mesela. Tepkimenin gerçekleşme amacı hücrenin ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılamaktır. Evet metabolik enerjiyi karşılıyorsunuz enerji ihtiyacını. Oksijenli sonunda organik molekül inorganik bileşenlerine kadar parçalanır. Buyurun karbondioksit suya kadar parçalanmış. Üretilen ATP fotosentez tepkimeleri sırasında kullanılır. Biliyorsunuz ki fotosentez reaksiyonları için kullanılan ATP aydınlık evrede üretilir arkadaşlar. Ve ökaryot hücre demiş kloroplastın neresinde? Granalarında üretilir. O yüzden cevabımız E seçeneği. Yukarıda şematize edilen dönüşüm olaylarında X, Y, Z, T ve P yerine gelmesi gerekenler seçeneklerden hangisine doğru olarak verilmemiştir diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Bu organelimizin adı ne? Mitokondri organeli. Bu organel oksijenli solunum yapacak değil mi? Evet o zaman bakalım. X yerine biz ne yazabiliriz arkadaşlar? ATP yazabiliriz. Çünkü biz 2 ATP kullanırız. Daha sonrasında 4 ATP üretmiş oluruz. X yerine ATP yazabiliriz. Y yerine ne yazabiliriz arkadaşlar? NAT molekülünü yazabiliriz değil mi? Yani NAT H artı H belirtebiliriz. O yüzden bu da doğru olmuş oldu. Devam edelim Z yerine. Ne yazabiliriz arkadaşlar? Su yazabiliriz. Çünkü ETS'de su çıkışı olur. O yüzden doğrudur. T yerine karbondioksit yazabilir miyiz arkadaşlar? Yazarız. Krebs'ten ayrıldığını söyleyebiliriz. P yerine oksijen yazamayız. Çünkü bu organelde oksijenli solunum yapılır. Oksijen dışarıya veriliyormuş gibi yapılmış. Ancak dışarı verilmez. Hatta içeride kullanılır. O nedenle yanlış olan cevabımız E şıkkı olmuş oluyor. Oksijenli solunumun mitokondride gerçekleşen tepkimelerinde aşağıdaki olaylardan hangisi gözlenmez demiş. Bakın şimdi glikoz pürüvik aside kadar parçalanıyordu. Pürüvik asit bir şekilde matriks içerisine giriyor ve işte buradan itibaren ne başlıyor? Krebs reaksiyonları başlıyor. Elektron taşıma sistemi reaksiyonları başlıyor. Şimdi H2O'nun çıkması elektron taşıma sistemi. Karbondioksitin çıkması Krebs. Nad ve fadın indirgenmesi Krebs. Substrat düzeyinde ATP Krebs. Ama bakın glikozun pürüvik asite kadar parçalanmasını nerede gösterdim? Sitoplazmada çünkü bunun adı glikoliz arkadaşlar. Hatırlayın glikolizin temel kurallarını. Sitoplazmada gerçekleşiyor. Bir organelde değil karbondioksit çıkışı yok. ATP hem üretiliyor hem tüketiliyor ve nad indirgeniyor. Bunu bilmemiz gerekiyordu. Ve aksi iddia edilmediği sürece dünyadaki bütün canlılarda glikoliz enzimleri ortak diyecektik. O yüzden biraz daha dikkat ederek bu soruyu aslında çok rahat yapabilirsiniz. Yani bazen bir soruyu çözmek için bütün şıkları bilmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Temelde bilmek zorunda olduğunuz şeyi bilin. Zaten cevaba ulaşırsınız. Umarım anlaşılmıştır. Kolay gelsin. Şekildeki deney düzeneklerini hazırlayıp oda sıcaklığında bırakan ve 24 saat sonra termometrelerin gösterdiği sıcaklıkları karşılaştıran bir araştırmacının amacı ne olabilir? Bakın burada oda sıcaklığında bırakan ifadesi önemli. Neden? Çünkü buradaki bilim adamı ortam sıcaklığının solunum hızına etkisini incelemek isteseydi farklı farklı sıcaklıklara bırakırdı. Ama ne yapmış? Ortam sıcaklığını aynı tutmuş. O yüzden birincisi amaç olamaz. Çimlenme sırasında hangi tohum çeşidinin solunum hızının daha fazla olduğunu tespit etmek. Bakın bu olabilir. Çünkü farklı tohumlar var ve her iki kapta da termometre var. Farklı tohumların yaptığı solunumun hızını buradan kıyaslayabilirsiniz. Bu da doğrudur. Ortamdaki oksijen oranının solunum hızına etkisi? Hayır, oksijen oranını bilemezsiniz çünkü başlangıçla bitiş oksijeni ya da iki farklı ortam arasındaki oksijen farkını söylememiş. Sadece bakın deneyde şunu yapmış. Çimlenen fasulye, çimlenen bezelye, iki farklı tohum ve bu tohumların çimlendiği yere termometre koymuş. O yüzden cevabımız yalnız iki olacak. Şekildeki gibi hazırlanan deney düzenekleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir diyor. Oksijenli solunum yapan bakteriler var, glikoz çözeltisi var etil alkol fermentasyonu yapan bakteriler ve glikoz çözeltisi var. O zaman bakalım arkadaşlar. Yani burada oksijenli solunum burada da oksijensiz solunum gerçekleşiyor değil mi? Her iki ortamın pH değeri düşer. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Açığa çıkan karbondioksit gazı ile alakalıdır. Doğrudur. Her iki ortamda karbondioksit çıkışı gözlenir. Doğrudur. Her iki ortamda sıcaklık artışı gözlenir. Reaksiyon olduğu için her iki ortamda organik ve inorganik yapılı son ürün oluşur diyor. Bu etil alkol fermantasyonu için geçerliyken oksijenli solunumda sadece inorganik son ürünlerin oluştuğunu bildiğimizden dolayı yanlış olan cevabımız D seçeneği olmuş olacak. Her iki ortamda da zaman içerisindeki glikoz derişimi azalacak ki zaten reaksiyon gerçekleşmeye devam etmiş oluyor arkadaşlar. Bu nedenle doğru cevabımız D seçeneği olmuş olacak. Aşağıda çeşitli organik moleküllerin oksijenli solunum reaksiyonlarına katılımları şematize edilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. G ile belirttiğimiz ne olacak? Karbonhidrat molekülüdür diyebiliriz değil mi? Karbonhidrat Evet, devam edelim. K için bahsedeceğimiz şey ne olacak? Yağ molekülü olmuş olacak. Yağ molekülde yağ asidi ve gliserole dönüşmüş oluyor. Ben gliserolün M'den giriş yaptığını biliyorum. O zaman buraya gliserol L içinde yağ asidi adını vermiş oluyorum. R içinde ne diyebilirim arkadaşlar? Amino asit diyebilirim. O zaman bakalım. K yağ ise M gliserol, L yağ asidi olabilir doğrudur. R amino asittir. Doğrudur. G yapısında glikozit bağı bulundurur. Bu karbonhidrat olduğu için doğrudur. L, M ve R reaksiyonlara karbon sayılarına uygun bileşiklere çevrilerek katılmıştır diyor. Hemen bakalım arkadaşlar. L, M ve R. Doğru mudur? Doğrudur. Zaten biz bunun için bunları monomerine ayırdık. Amino asitlerin tümü glikoliz reaksiyonlarından katılır diyor. Bakın arkadaşlar tümü, bütün, hepsi sadece yalnızca gibi seçeneklere dikkat etmem gerekiyordu. Glikoliz reaksiyonu şurası sadece değil mi? Ondan sonraki reaksiyondan katılanlar da olduğu için yanlış olan cevabımız E seçeneği olmuş oluyor. Şimdi yukarıdaki gibi hazırlanan deney düzeninde bir süre sonra renkli sıvı bir yönünde yükselmiş. Peki. Şimdi bir yönünde yükselmesi demek ne demek biliyor musunuz? Buradaki basıncın azalması demek. Oradaki basınç neden azalır? Çimlenen tohumlar oksijeni tüketir. Karbondioksit açığa çıksa da o da gider arkadaşlar potasyum hidroksitle birleşir. Dolayısıyla oksijen de azaldı. Açığa çıkan karbondioksit de tutuldu. O zaman basınç düştü. Şimdi hangileriyle açıklanamaz demiş. Çimlenen tohumlar oksijenli sonunda oksijeni kullanmasına bağlı olarak basıncı azaltabilir. Bu ifade doğru olabilir. Çimlenen tohumların fotosentez sırasında ortamdaki karbondioksit kullanmasına bağlı olarak gaz basıncının azalması arkadaşlar. Tohum fotosentez yapmaz. Tohum solunum yapar ya da bazı türleri fermentasyon yapar ama fotosentez yapmaz çimlenen tohumların oksijenli solunumu sonucu oluşan karbondioksit potasyum hidroksit tarafından tutulmuştu. İşte 1 ve 3 arkadaşlar zaten olayın açıklanışıydı. Hangisiyle açıklanamaz? Yalnız 2 olacak.